Sevgili dostlar, bugün huzurlarınızda doğduğunuz toprakların güzellikleriyle sizi buluşturmak üzere varız. Düşündük ki insanın hatırası hiç unutamadığı hikayeleri vardır. Düşündük ki insanlar doğduğu yeri hiç unutmazlar. Doğduğu yerin hasreti her zaman insanın yüreğinde hep baş köşeyi teşkil eder. Düşündük ki çocuklarımız doğduğumuz toprakların tınısını, doğduğumuz toprakların rengini, doğduğumuz toprakların sevgisini unutmasınlar. Bunun için Esenler'de nüfus yoğun olan köylerimize gittik. Amcalarımızla görüştük, teyzelerimizle görüştük. Hikayelerini dinledik. Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlatmalarını istedik. Onlar da Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlattılar. Doğduğu toprağın hikayesini, doğduğu toprağın yaşamını anlattılar. İşte Esenler'de nüfus yoğun olan bu köylerimizin bütün güzelliklerini sizlerle buluşturmak, nesilden nesile aktarmak ve insanların doğduğu yerle gurur duymasını sağlamak, hele hele en önemlisi doğduğu yerle bağını koparmaması için gözlerinin önüne sergileyecekleri sürekli bir hayali değil, gerçek resmi çıkartarak gerçek hikayeyi buluşturmak istedik. Gelin hep beraber köyümüzün belgeselini birlikte izleyelim. Ne kadar da güzel köyümüz varmış. Hep beraber söyleyelim. Ben Kavaklı Köyü Muhtarı İsmail Çakmak. Çankırı İlgaz Kavaklı Köyü Muhtarıyım. 1961 doğumluyum. Bu üçüncü dönemdir muhtarım. İstanbul'a 88'de gittim. 20 sene İstanbul'da kaldım. Sonra geri geldim ata toprağına. Burada da üç dönemdir muhtarlık yapmaktayım. İstanbul'un Esenler'deydi. Atışalan Tepe'de oturuyordum. Orada dolmuşçuluk yapıyordum. Köyümüzün konumu Çankırı'ya burası 70 kilometre. İlçe olarak Kurşunlu var. Oraya da 20 kilometre. Kılgaz'a da 18 kilometre. Kamuya ait cami var. Köy okulu vardı. Köy okulunu köy konağına çevirdik. Hoca lojmanı var. Köy konağımız var. Okul olarak talebemiz yok. Talebe evet taşımalı, Kılgaz'a taşımalı oluyor ama talebe yok. Sağlık ocağı imkanlarını Kılgaz'a gidiyoruz genellikle. Acil bir durum olursa aile doktoru geliyor zaten. Burada 35 hane falan kalıyor. Genellikle İstanbul Esenler'de oturuyorlar. Orada 5-600 nüfusumuz var. 5-600'ü buluyor yani. Onlar da yazdan yaza gelip gidiyorlar. Ata toprağı tabii ne de olsa. Gelip gidiyorlar yazlıkçı. Burada bakkal market yok. Biz seyyar bir bakkal geliyor arabayla. Ancak o şekilde karşılıyoruz. Kahvemiz yok. Köy konağımız var. Yazın orada oturuyoruz. Kışın zaten sürekli de doğru kalan yok. Bazen açıyoruz yani. Akşamlar komşu zaten köy yerinde genellikle komşu. İstanbul gibi değil tabii. O ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor, o geliyor. Hani öyle vakit geçiriyoruz kışları. Gurbetteki hemşerilerimize ata toprağını unutmasınlar. Yani İstanbul'da onun olsa dahi ata toprağını hiçbir zaman unutmasınlar gençlerimiz. Sıla-i rahim yapsınlar, devamlı gelsinler. Tevfik Göksu Başkanımızdan sizi gönderdiği için teşekkür ederiz. Belediye Başkanımızı gelip burada bir gün misafir etmek isteriz. Köy konağımızı, köyümüzü de görmesini isteriz yolu düşerse. Bir acı çayımızı içmesini isteriz. Sizi gönderdiği için de teşekkür ederiz. Adım Mehmet Çakmak. 1948 doğumluyum. Doğum yerim Çankırı İlgaz Kavaklı Köyü. Ortaokulu İlgaz'da bitirdim. 65'te İstanbul'a gittim. Bir firmaya girdim. 30 sene aynı firmada çalıştım. 1976 yılında da Esenler'e Turgut Reis Mahallesi'ne ikamet ettim. Şu andan, o andan beri İstanbul ikamet etmekteyim orada. Köye emekli olası kadar gelmedim ama emekli olduktan sonra aşağı yukarı her sene yazın geliyorum. Geçen sene kışın hastalık olduğu için gitmedim. Bu sene niyetim Allah nasip ederse bir iki aylığına gitmek isterim. Köy yerinde hayatımız çok iyi. Çok memnunum köyden yani. Rahat durumda. Akrabalarım burada. Hanımla beraber işte idare ediyoruz buralarda. Ekin harman o zaman düven sürerdik. Mandalağına düven sürerdik. Atla düven sürdük.
Orakla ekim biçtik. Kağan arabasıyla taşıdık. Yani o zaman daha her şeyin tadı bambaşkaydı. İmkan var ama yediğimizin tadı yok. Birkaç kişi var uğraşan. Azaldı. Onda traktör olan köyde 3-4 kişi işte ekiyorlar arazileri. Biçiyorlar. Döver biçerle biçtiriyorlar. Rahat. Vallahi gençlere tavsiyem dürüst olmaları, güzel bir işte çalışmaları. Yani mümkün olduğu kadar eli ekmek tutmaları lazım. Yani ihtiyarlıkta çalışamazlar, göremezler. Ona göre kendi hayatlarını kurmaları lazım. İstanbul'daki hemşerilerime hepsine ayrı ayrı selam söylerim. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya da ayrıca selam söylerim. İsmim Ömer Çakmak, 1981 Çankırı Ilgaz Kavaklı Köyü doğumluyum. 1989 yılında buradan İstanbul'a gittik. Orada ortalama 2018 yılına kadar İstanbul Esenler'de ikamet ettim. Esenler Turgut Reis'te. Daha sonraki yıllarda 2018'den sonra tekrar memleketime geri göç etme kararı aldım. Ve şu an burada yaşıyorum. Halimden de çok memnunum Allah'a şükür. Keşke bundan 10 yılı evvel gelseymişim. Şöyle söyleyeyim. Buraya geldikten sonra yaşadığımın gerçekten farkına vardım. Yani çünkü buradaki rahatlık ne bileyim büyük şehirdeki mümkün değil, bulabileceğimiz bir rahatlık değil. Hani buradan bizden sonra gençlere tavsiyem bu. Keşke bir ortamını bulsalar da buralara yerleşseler. Ya da en azından yazları gelseler burada bir organizasyon ne bileyim memleketini, köyünü, buradaki ihtiyarların yaşam tarzını. Ne bileyim buradaki tarlalarda nasıl çalıştığını en basit örneği. Ne bileyim bahçelerde nasıl çalıştığını. Yani bunları öğrenseler. Bunlardan bizden sonra gelecek olan nesillere bunları aktarsalar keşke. Vallahi şöyle söyleyeyim. Buradaki ilişkiler daha çok dostane. Şöyle söyleyeyim. En basit örneği burada herhangi birisinin kapısını çalıp da akşam bize gel diye bir şey yok yani. Bize gelir misin? Ne bileyim bir ateş yaksak bize en basit örneği. Burada bir çay demlesek. Bütün arkadaşlarımızı başına toplayıp da gece geç saatlere kadar burada muhabbet ettiğimiz muhabbetler oluyor mesela. Bunu İstanbul'da mümkün değil, yaşayabileceğimiz bir ortam yok. Yaşayamadık da daha doğrusu. Yani en basit örneği İstanbul'dan bizi kaçıranlardan bir tanesi de o oldu. Ben şurada bir ateş yaksam, en basit örneği İstanbul'un en lüks yerlerini geçsem, buradaki tadı orada alamıyorum yani. Vallahi İstanbul'daki hemşehrilerime gelsinler, yaşamayı öğrensinler burada. Buranın tadını aldıktan sonra zaten çok da fazla gitmek isteyen olduğunu zannetmiyorum. İhtiyarlar bile kışın biz buradan geri zor gönderiyoruz. Daha doğrusu kendileri pek fazla gitmek istemiyorlar ama havaların sertliğinden biraz da o yüzden kaçıyorlar. Tevfik Başkanımıza buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi unutmamış, buralara kadar sizleri göndermiş. Daha önceden de belki o bizi çıkaramaz, buradan şey yapamaz ama daha önceden de onunla diyalogumuzda olduğu zamanlar oldu. Çünkü ben dernek yönetiminde de orada görev yaptım. Ben eski bir Esenlerli olarak yaptığı icraatlardan gerçekten memnunuz. Ve hala da bak şu an yani biz buralara gelmemize rağmen peşimizden hala geldiğinin farkındayız yani. Hala unutmamış. Keşke bir zaman bulsa da buralara gelse biz de onları misafir etsek. O da bizim misafirperverliğimizi görse. Buradan ona çok teşekkür ediyoruz. Oradaki derneğimiz olsun. Onlara yaptığı yardımlardan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Biz biliyoruz ki oradaki derneğimizde de her zaman arkasındalar. Derneğimiz de onların arkasında. Öyle söyleyeyim yani. Çok teşekkür ediyoruz yani. Bizleri unutmamış. Her zaman da bekleriz. Kapımız açık yani 7/24.